1887 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan Trabzon Lisesi, bugüne kadar pek çok ünlü ve başarılı ismin mezun olduğu bir okul. Bu başarılı lisenin 1987-1988 yılı mezunları, Trabzon Lisesi 100. Yıl Mezunlar Buluşması etkinliği için Trabzon'da bir araya geldi. Kimisi cerrah olmuştu, kimisi öğretmen, kimisi mühendis. Aralarında bir arkadaşları vardı ki sınıfın en neşelisi, bazen de en yaramazı. Ekrem İmamoğlu. Başkan çok çalışkan bir öğrenciydi ama ayakkabılarını derste çıkarırdı. Bir gün kimya dersimiz, başkan ayakkabılarını çıkardı. Kendisini uyardım, dedim ki Ekrem ayakkabılarını giy. Giymeyeceğim. Ya Ekrem ayakkabılarını giy. Giyin, bana böyle gıcıklık olsun diye ayakkabılarını giymiyor. Ben de şu pencere açık. Burası 3. kat. Ayakkabıları aldım, 3. kattan aşağıya attım. Tabii bir ses olunca... Bunlar arkada oluyor tabii, öndeyiz. Bunlar olunca öğretmen döndü. İmamoğlu dedi, ne oluyor dedi. Bir şey yok hocam dedi. Gel bakayım dedi, şu soruyu çöz. Başkan ayağa kalktı. Yani Ekrem ayağa kalktı. Hocam gelemem. Oğlum gelsene diyor ona. Hocam gelemem. Sonra niye gelmiyorsun oğlum dedi. Ayaklarını gösterdi. Böyle baktı. Hocamız gülmeye başladı. Bu anlardan bir tanesidir. Bize böyle bir sınıfta yine bir gürültü ortamı genelde burada olunca hocanın bir tanesi, işte şimdi unuttum kim olduğunu, tahtadan bağırdı. Sen arkadaki dedi. Biz tabii arkadayız. Hakan'ın hareketi şu. Hatırlıyorum. Biz koptuk yani. Hani arkadaki değil. Beni yakalamıştı. Olayı yumuşatmam gerekiyor. Arkaya dönüp bakmasın. Ve o çok komiktir. Ben onu anlatırım bazen yani şey olarak. Direkt üstünüzü almayın. Şöyle bir dönün arkaya bir bakın yani. Belki arkada birisi vardır diye. Her zamanki gibi Hakan'la Ekrem'i yazdım. Çocukluk günlerindeki gibi şen, çocukluk günlerindeki gibi heyecanlıydılar. ...29 yıl akıp gitse de dostluklarını ilk günkü gibi tazelemeyi başardılar. Bir kere yıllar sonra burada olmak, bu havayı koklamak müthiş. Benim çocukluğumu geçti mahalle burası aynı zamanda. Karşıda evimiz var, evimizi gördük, bahçemizi gördük, büyüdüğümüz toprakları hissettik burada. Sıra arkadaşımı buldum, 25 sene sonra yan yana, sıra arkadaşımla yan yana oturdum yine. Bundan daha büyük keyif yok. Çok mutluyum. Hiç inanmamıştım arkadaşlar aradığında ilk başta. Böyle bir organizasyon yapabilir miyiz diye, ama şimdi oldu. Gerçekten çok mutluyum. Lise yıllarına dönmek, sınıflarda bulunup eski günleri yad edebilmek çok güzel oldu. Hoca olduğum halde ben tahtaya çıkıp konuşmakta gerçekten zorlandım. Sınıflara çıktık. Eski yaşadığımız o hani sözlüğe kalkar gibi kendimizi tanıttığımız zaman dilimi bile çok heyecanlandırdı bizi. Kilometrelerce uzaklığa gizlenmiş olsa da dostluğumuz, aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz sloganıyla 29 yıl sonra buluşan mezunlar, etkinlik sonunda önümüzdeki yılda buluşmak üzere sözleştiler. Gerçekten İstanbul'da, orada burada çok arkadaşımız var, farklı yerlerde çok başarılı dostlarımız var. Gurur duyuyorum. Ben de sizlerin utanmayacağı, gurur duyacağı işler yapmaya çalışan bir kardeşinizim. Herkesin bu duyguyla hareket etmesi lazım. Trabzonlu olan bence ve Trabzon Lisesi olan. Çok güzeldi. İlk öğrendiğim zamandan beri çok heyecanla bugünü bekledim. Karar vermem biraz zor oldu. Acaba nasıl olur diye, ama bu karar verdiğime çok memnunum. Balıkesir'den bu organizasyona katıldım. Ulaşım bayağı zor oldu. Ama doğrusu geldiğimize değdi. Yıllardır görmediğimiz arkadaşları burada görmüş olduk. Burada tanışan, tanışmayan, hatta bizden sonraki dönemler, bizden önceki dönemler, ne güzel bir kaynaşma ortamı siz de gördünüz. Ve Türkiye'nin bu tür kaynaşma ortamlarına ihtiyacı var. Bugünkü etkinlik bir başlangıçtı. Küçük bir dokunuş yaptık. Ama bundan sonra Trabzon Liseliler, Trabzon ve Türkiye gündemine adını vuracak. Önümüzdeki yıllarda inşallah 200 kişi değil, 10 bin kişi yürüyeceğiz. Oynayalım şarkılar, oynayalım şarkılar. Trabzon'da bastisi, Trabzon'da bastisi.
Durmaya